Dostlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Empire Total War bölümünde daha beraberiz. Bu sefer hedefimiz Huronlar. Huronları yok etmek. Zaten tek parça bir toprakları var. Ha, buradaki orduyu tuttum. Bir ordu getirmiştim buraya. Onlar geldi. Dedim bari onları getirin buraya. Böyle daha iyi olur. Daha sonra Amerika'ya saldıracağımız için bir sürü taraftan saldırma şansımız olur. Daha iyi olur. Evet, tek parça bir toprakları var. Yine internetten baktım, Wiki'den. Bunlar için bu sefer Kızılderili diyebiliriz. Huronlar için. Hatta Huron derken yani şurada bir Lake Huron vardır ya. Hep Amerika kıtasına bakmışsanız Amerika ve Kanada sınırında bir büyük büyük su kütlesi görürsünüz. İşte orası. Onun etrafında yaşayan kabileler falan. Ama bunlar birazcık fazla kuzeyde diyebiliriz. Hatta bayraklarına bakarsanız yani bir yerinde balta, bir yerinde yine balta diyebileceğim bir kaplumbağa var. Ortasında alev falan var. Her neyse işte onlar. Her neyse birazcık şeylerden bahsedeyim. Buralarda değişen bir şey yok sanırım. Avrupa'dan bir tane daha ordu getirtiyorum. O biraz bir sonraki tur buradan çıkacak. Şuradaki donanmayla birleştirip onları şey atacağım. Buraya getireceğim. Lan sinek yürü git. Şu Bahamaları alacağız. Daha sonra Küba'yı alıp korsanları da bitireceğiz. Bunu planlıyorum. Şu ana kadar olanlar ve olacaklar bunlar. Şunu gördüm az önce, bir baktım şöyle küçük uluslardan hangileri kaldı diye. Bir şu yine bir Kızılderili, bir de şunlar yine Kızılderililer. Yani bunların şurada toprağı varmış. Ben bunu şey sanıyordum ya, Hindistanlar buraya da almışlar falan diye. Yani bunlara da bir operasyon çekeceğim. Tabi böyle alırım böyle alırım. Yani Amerika'ya 4 taraftan birden, 4-5 taraftan birden saldırmaya bakarız. O şekilde devam ederiz. Avrupa'daki şeylerini göstereyim. Evet, orduları azaltmaya başladım. Daha doğrusu göndermeye başladım. Karayolundan da. Zaten deniz yolundan gidiyordu. Asker sayılarını azaltıyorum. Burada hala fazla var. Buralarda hep azalttım. 6 şehir dışarı tane. Buralarda fazla var. Hatta buralarda azalacak. Şimdi annesi şurada 2 tane vardı. Bunları aldım. Biri burada. Hala geliyor. Gidiyor. Biri de bir sonraki tur buraya varacak. Bunları, bu ikisini alacağım. Bir tanesini buraya, bir tanesini de şuraya yerleştireceğim ki bu bölgeleri koruyalım bunlarla olan savaşta. Çünkü ya çok fazla askerleri var burada ya. Uğraşılmaz. O askerlerin birazını buraya kaydırmaları için onları şey yapacağız. Doğuya ve güneye kaydırmaları için çekeceğiz. Zaten buraya bir orduyu daha getirdim. Söylemiştim. Duruyor. Şöyle tecrübelerini görüyorsunuz. Aşırı güçlü. Bu da var. Muhtemelen bununla buraya saldırırım. Diğer o güçlü olanla da buraya saldırırım. O gelen gemi tekrardan Avrupa'ya yolladım. Avrupa'ya geldiğimde tekrardan yollayacağım. Zaten acelesi yok, kaçmıyor. Affedersiniz. Başka ne diyebilirim? Aynen ya, bakın. Bu iki birim bu dediğim yerlere geldiğinde bunlara bir savaş ilan edeceğim. Hem burada Hindistan'da hem de affedersiniz. Güney Amerika'da bir savaşımız olacak. Arkadaş ne gıcık tuttu böyle saçma anlık. Şurayı almak istiyoruz tabii ki de, Panama'yı. Daha sonra da Meksika'yı alıp bunları tamamen, yok Guatemala'yı alıp, yok aynen Meksika'da tabii bunun içerisinde. Öyle öyle bunları tamamen Amerika'dan atacağız. Hindistan'a hapsedeceğiz. Amerika'yla hala savaşmadık. Her neyse dostlar, 4 dakika oldu. Videoyu açalım. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde bir ordu var karşımızda. Bunlar fixed artileri tabii ki de. Şöyle Warrior Society. Bir tane daha dışarıdan birimleri vardı. Onlar saldırdılar bize. Daha doğrusu şöyle gemimi falan çıkarttılar. Orada bir otomatik savaş yaptırdım. Öyle 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 öyle. Affedersiniz tekrar. İşte öyle oldu. Umarım yine kar yağışı falan olmaz ve bu sefer doğru düzgün savaşacağım. Bir önceki gibi Inuit videosu gibi olmayacak. Neyse şöyle asfalt diyelim. Biliyorsunuz videoda sorun, seste sorun çıktım falan düşünürsem yükleme falan olacak. Her neyse asfalt diyelim ve savaş alanına geçelim. Evet dostlar, robotlaşmayı duymuşsunuzdur. Yine
dünyanın ya da Amerika kıtasının kuzey noktalarında olduğumuz için kar yağışı var ama yine etki edeceğini düşünmüyorum. Sorun olmaz. Abi yerimiz güzel de. Ben bu topçu kullanamazsam anlamı yok ki. Evet, kurtlar oluyor. Biz de sizleriz, biz de sizleriz diyerek. Ne yapsam ki lan topçuyu? Şöyle koyayım. Rastgele ateş mi ettirsem? Ama bence burası iyi bir nokta olur. Şöyle bir geçin siz. Rastgele sallıyorsunuz. Bu bir emirdir. Şöyle bir yapalım. Şimdi yine saçma sapan savaşmayacağım bu sefer. 5-5-5-5 diye ya da 5-4-5 yapalım. Merkezi az sayıda tutup. Şöyle yapacağım. Şu 5'i de sağ kanada koyalım. Sonuncuyu yine buraya koyalım. Ha, komutan yanına çünkü bu sefer nasıl diyeyim daha bir müsait alan düşmanın bize saldırması için. Ama yine en dip noktayı falan şey çekmeyi düşünüyorum. Böyle bir dursun süvari biri. Biri de şöyle dursun. Şöyle başlayalım savaşa. Ateş edin bakalım nereye ateş ediyorsunuz. Oy. Oğlum ne oldu lan? Biz mi şey ettik onlar mı? Aha sağdan hemen saldırmaya başladılar. Kara nizamı. Evet, ilk saldırı onların yapması birazcık güzel oldu lan bizim için aslında. Evet. Atışa başladık. Abi nasıl vuramadık hiçbirini? Ateş lan. Süvari saldır abi. Hepsi kare nizamına geçsin be. Şimdi topçu. Ateş etmeyin. Bizimkiler vurmuş buraları falan. Tam o zaman daha uzaktaki ha, topçu ateş ettikleri için muhtemelen. Ya bakın kar yağışı yine kesildi. Süvariyi geri çekelim. Ulan ya. Gaz içecek de içmedim. Gaz yaptı bir şey. Anlamsız. Şunlar ne? Gunners mı? Tüfekliler. Mi? Aynen tüfekler. Karabinörler. Abi bunlar... Nasıl la? Oğlum... Neyse bir şey demeyeceğim. Şimdi kime sıktıralım? Bunlar olmaz. Bir tane daha topçuları vardı bunların. Onu bulmamız lazım. O da şuradaymış lan. Hadi şunları yok edelim. Bence sıkar bizimkiler değil mi? Şöyle bir bakalım. Aynen. Hadi lan. O şu top mermisini takip etmek o kadar güzel ki. Tamam bizim topçu bunlarla uğraşsın. Oy daha devam ediyorlar. Helal olsun size. Her neyse şimdi soldan ilerlememiz lazım. Aa, bunlar sağ kanada bayağı hücum ediyorlar. Bu sefer hızlanacağız tabii. Sen bir şöyle geç. Şimdi topçumuz ateş etti mi? Şunlar bir daha ateş etsin. Ortadan da ilerlemeye başlayalım. Gir abi. Affedersiniz dostlar. Evet şuradan da geldiklerini görüyoruz. Topçu acil ateş etmen lazım. Hadi lan. İyi iyi güzel güzel. Ay ben senin ya. Lan 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 sakın 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 sakın. Önünüzde general var öküz sürüsü. Her neyse. Bunlar koşuyor mu? Koşun abi. Abi şu öküz yalnız bıraktı bunları. Lan sinek git lan ya. İyi ki bahar geldi. Aa top sekti gördünüz mü? Top mermisi sekiyor. Havada uçuyor ve yere düşüyor.
Ondan böyle isabetsiz gelmiş bunların şeyi. Don topçu ateş etme sakın. Sakın 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 sakın. Tamam. Oğlum ya çok dikkatsiz oynuyorum. Ateş etti dedim bizimki. Allah belanı versin senin. Ateş etme demedim ben sana. Öküz. Oğlum ateş etme. Her neyse. Şöyle geçin. Süvarileri kalmadı sanırım. Bunlar böyle geçsin. Bu sefer destek kuvvetleri de olmayacak bunların. Onun için böyle bir yapabiliriz. Tamam. Siz böyle geçiyorsunuz. Siz üçünüz ilerlemeye devam. Oğlum, başlayacağım totemlerine ya. Acısı şunların topçularına tekrardan sıkın. Süvari nerede? Siz üçünüz koşuyorsunuz. Bunlar buradan ateş edebilirler diye düşünüyorum ama. Yani ucundan da olsa ateş edebiliyorlar. Evet yine balta fırlatmaya başladılar. Allah belalarını versin hepsini. Süvari sağ kanada koş. Güzel şurada birimlerini daha yedik. Sen de şöyle bir koş. Sadece ikisi kaldı. O dört birimden. Abi şöyle gidersiniz değil mi? Yine dolandırdık ama yani yapacak da bir şey yoktu bu sefer. Genelde salayım mı lan üstlerini? Hadi salalım. Mesela bu sefer daha kolay geçiyor savaş. Bir önceki de aslında çok zor değil de. Sağ kanattakiler de çok dayanmış yani. Bir önceki videoda öyle diyebiliriz. O ne lan? İleri sürüyor. İstemez yük. Kara nizamı. Siz şuna giriyorsunuz. Siz de şöyle. Ha burada ne alemde? General Paşa ama. Şöyle gel. O ne lan? Ha tamam. Ha, tepeden inemiyorlar tabii. Topçu indirmemiz lazım. Şurada hiç vurabildik mi acaba? 24 24. Ama topu vurmuşuz sanırım aynı. Süvari şöyle koş. Ha, bu sefer yarım saat oldu sürmeyecek video muhtemelen. Abicim koş. Topçu full ateşe devam edecek. Oğlum ne çok çabuk yoruluyor bizimkiler ya. O ne lan? Oğlum bunlar da çok çabuk saklanabiliyorlar. Siz şöyle, siz ikiniz böyle geçin. O ne lan? Oha oğlum ne oluyor? Şöyle koşun. Süvarinin biri böyle geçecek. O ne biçim bir sıradır? Bir diğeri böyle geçecek. Evet, bu birazcık kötü oldu. Topçu da ateş emrini... Ha, zaten durmuş. Oğlum koş, Allah belanı versin koş. Bana. Şuraya. Evet sağ taraftaki birlikler. O ne oğlum? Ya abi bak. 400, 500, 600 kişiye nasıl dayanabilir ya? Nasıl dayanabilir onu anlamıyorum.
80 kişi abi de. Grenadiers falan mı olarak geçiyor bunlar? Anlam yok ki. Çok saçma sapan şeyleri var oyunun ya. Özellikle meydan savaşlarında aşırı... Daha doğrusu meydan savaşında demeyeyim de. Herhalde oyunun zorluğuyla ilgili bilgisi olabilir. Çünkü adamlar geliyorlar, ateş ettiriyorum. 30 kişi kalmışlar, saldıran taraftalar. Hala kaçmıyorlar. Yani böyle şeyler de var ya oyunda. Çok saçma ya. Şuna bak, 2 saatte kaç? 80 kişilik ordu, 10 kişi kalmış, daha yeni kaçıyorlar. Ordu demeyeyim, birlik diyeyim. Saldır lan şuraya. Bu ne abi? Bak mı oldu 8 kişi? Aynen sıkışmışlar burada. Kaç kişi kaçıyor? Ya? 9 kişiymiş, tamam. Ya süvari ya. Bir de en güçlü süvari sözde. Medieval 2'de ne güzeldi bu. Süvari bir giriyordu, dağıtıyordu her yere. Herhalde alırlar onu. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum. Niye oraya gidiyorsunuz? Oğlum salak mısın lan sen? Enter hadi abi. Ha yorgunlar. Yine yorgun düştüler tabi. Normal. Ağır süvari emrinizdedir. Yani dinlendirsek bir dert, dinlendirmesek bir dert. Ya dinlenecekler artık, ne yapalım? Ya bir şey değil mi? Durun yerinizde dinlenin abi. Şuna bak, hiç hareket etmeye yani tenezzül etmemişler neredeyse. Umarım süvari oradakileri alır. Güzel. Şu merkezdekilere saldırmalarını istiyorum. Bunlar dinlensinler bari, diğerleri kaçarsa kaçsın, dert değil de. Exhaust tut. Bak nasıl koşuyorlar, görüyor musun? Evet, burada da kazandık diyebiliriz. İyi, bu sefer çok da zorlanmadık açıkçası. Acaba bir yerde birileri saklanıyor mu? Ondan mı savaş bitmedi derken end battle diyelim. Kahramanca bir zafer. Evet dostlar, savaş bitti. Savaş sonucu 800 kaybımız var. 1448, yani düşman tamamen yok oluyor tabi. Ya daha iyi olurdu ya. Meydan savaşlarında biraz kötüleştik. Ne yapalım? Evet, region captured. Northwest territories, yani kuzeybatı bölgeleri. Nation destroyed. Huron, Wyandot, Denizmen. Generalimiz artı bir moral. Artı bir moral, güzel. Bunu yıkacağım. Göstereceğim sebebini. Şöyle bir yapalım. Hazırım. Yapalım şuraya. Balıkçı kuracağım. Yani tarım marım olsun. Evet. Şunu görüyorsunuz. Amerikan papazı var burada. Şunu da yapalım. Şimdilik ne yapacağım? Bundan sonra ne yaparız? Buraya imam getirmem lazım tabi. Şu ordum yenilendiğinde yani eline topçuyu vereceğim ve şuraya yanında da 10 tane de yedek birim yollayıp verip buraya ilerleteceğim. Burayı alacağız. Onları bitireceğiz. Yani benim sıradaki amacım bu olacak. Ve videodakiler tabii.
Bu donanmayı burada tutacağım. Neden? Şurayı aldıktan sonra zaten o kalan birimleri tekrar buraya yollayacağım. Burada bayağı birim olacak. Şurada olacak. Burada yani Amerika'ya karşı savaşacağımız için ilk olarak muhtemelen buraya saldırırım. En mantıklısı yani ya saldıracağım iki yerlerden birisi burası olur. Toplu bir hücum yaparım. Tabii ki de. Burası mantıklı gayet. Zaten Amerika'nın buradaki şeylerini komple atarız. Başka sırada ne yaparım? İşte zaten söyledim. Burayı alacağım. Önce Bahama. Sonra Küba yapıp korsanları bitireceğim. Şuraya çıkam yapacağım. Sonra buraya bunları bitireceğim. Pueblolar. Şunlar neydi? Plains Nations. İlginç. Evet dostlar. Doğuda da o, şu şeyler, şu birimler varır varmaz Maratha'ya savaş ilan edeceğim tabii ki de. Hatta şuraya da bir bakayım. %36 bizimkiler varana kadar bir %50 olurlar. Orduyu çıkartırız, sorun çıkmaz. Neyse dostlar, tekrardan ne yapalım? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aa dur. Ha, bunu niye yaptım? Şöyle göstereyim. Affedersiniz. Bakın burada da oyun aynısını yaptım. Ha, evet tamam, belki de işime yaramaz ama Osmanlı birlikleri de üretebiliyoruz burada. En sonuna kadar. Tabi bunlar da iyi. Kötü değiller. Kaç kişi mesela? 80 kişi. Bu da 80'dir muhtemelen. İkisi de aynı ama. Dur bakalım bir. Ha, oha bunların range'i ne lan böyle? Bayağı iyiymiş ha. Ama parası da yani. Tabii ki de şu an değeri yok da o kadar paranın anlamı yok. Yine her yerde vergi sıfırladım. Neyse işte Osmanlı şeyi için onları öyle tutacağım. Neyse dostlar, tekrardan İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Empire Total War bölümünde görüşmek üzere.